Evet sevgili dostlar, Golvar.com'a ve Kayseri Özel Hastanesi'ne teşekkür ederek bu videoma başlıyorum. Fenerbahçe, Union saint gilloise maçının ardından Belçika'da ilginç manşet Ceku'yu bile. Şimdi bir tarafta Süper Lig'de Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ile uğraşan Fenerbahçe. Diğer tarafta Avrupa'da mücadele veren Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu sürüyor. Belçika'nın Union saint gilloise ile oynadığı maçı 1-0 kaybetmesine rağmen UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor ve çeyrek final biletini cebine koydu. Fakat Belçika'da çok ilginç manşetler atılmış. Hani bizim e, sağ olsun Türkiye'deki medyamız Fenerbahçe düşmanlığında daha safhaya geçti ama Belçika'dakiler ne diyor diye söyle baktı bakındım daha doğrusu. Hani İsmail Kartal açıkçası maçın bitiminde demişti. Oyuncularımı kutluyorum. İki aşamalı bir maçtı. Güzel strateji. İstediğimizi aldık. Aynı ciddiyetle maça başladık diyor ama ben aynı görüşte değilim. Fenerbahçe idareten bir maça çıktı. Hani hadi bu maçı da bitirelim de hani eve gidelim gibisinden. Hani halı sahada gidersin. Biri dengesizlik yapar. Öbürler de der ya, ya bu maçta idare et de bitsin de gidelim gibisinden. Fenerbahçe bitsin de gidelim oyunu oynadı. İkinci araya rakip daha istekli arzulu başladı. Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak tur geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız var. Bunları düşünerek hafta sonundaki maçı düşünerek bir plan üzerine e, çalıştık diyor. Kaybetmemize rağmen turu geçtik. Çeyrek finaldeyiz." demişti. Ne diyor? Türkler korkuyla ayrılmış. Yani Junior Century'sen şık bir şekilde elendiğini söylemiş. Türkler ise korkuyla ayrıldı demiş. Ya biraz daha kendilerini avutuyorlar. E, ne diyor? Bleslin birkaç yıldız oyuncusunu dinlendirme fırsatını değerlendirdi sahaya B takımını sürdü Maç başladığında falan filan diyor Ceko'yu bile oyuna sürmek zorunda kaldılar Şimdi e, Seninki B takımıyla çıktı o zaman Fenerbahçe B takımına çıkmış olmuyor mu Ya çok garip bir açıklama Mucize değil ama unutulmaz galibiyet demişler Ya Fenerbahçe sarsıldı demiş Avrupa hikayesi sona erdi ama Fenerbahçe sarsıldı demiş. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Çeyrek finale kim çıktı? Fenerbahçe. Kim istediğini aldı? Fenerbahçe. Bitmiştir. Şimdi istediğiniz yere gidip ağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı alıp tuvalete gidebilirsiniz. Öğretmeninizden izin alabilirsiniz sevgili Union saint Yalnız şunu söyleyeyim. Bence Union saint şu Süper Lig'de hemen hemen her takımı mahveder. Onu da belirteyim. Fenerbahçe'nin konferans ligindeki rakibi belli oldu. Kura çekiminde rakibimiz Olympiakos oldu arkadaşlar. Maçlar 11 Nisan 18 Nisan'da oynanacak. Eğer Fenerbahçe Olympiakos'u geçerse Aston Villa Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde bir araya gelecek. Yani bunlardan birinde eşleşecek. diğer tarafta Victoria Fiorentina, Kulüp Bürüş, Pauk. Yani nispeten oradan finale çıkmak daha kolay gibi gözüküyor. Ben eşleşmeye dair şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani ilk maçta farklı yenilip ikinci maçta da rakibini farklı yenip turu geçen bir takım var. Ne ciddiye alınmayacak kadar basit ne de ciddiye çok fazla alınacak kadar çok güçlü bir takım. Hani ben şanslar eşit gibi görüyorum. Edin Ceku Tur şansını eşit görüyorum demiş. Yani bu eşleşme sonrasında Edin o da konuşmalarda, açıklamalarda bulunmuş. O da diyor ki arkadaşlar. Onların dün oynamış olduğu turun ikinci maçını izledim. Gerçekten etkileyiciydi. Etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama biz de olan eşleşmelerinde şanslarını %50-%50 düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takımın hani çünkü bu seviyede olan her takım iyi. Dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bilemiyorum tabii çünkü aslında günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maç evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır diyor. İlk maç orada oynamak benim için. Ben ilk maçı deplasmanda oynamayı çok daha fazla seviyorum arkadaşlar. Hani bu bende artık bir genetik oldu. Açıkçası ciddi söylüyorum bu bende bir genetik oldu. Ben buna seviniyorum artık. Ya arkadaş yani Kadıköy'ünde Şimdi demeyim demeyim diyorum. Ya hiç araya da başka bir şey sokuşturmak istemiyorum ama. Ya Kadıköy'ü deplasmana çeviren takımımız vardı eskiden. Rakibe deplasmana. Taraftarımız vardı özür dilerim. Şimdi Kadıköy'ü Fenerbahçe'ye deplasmana çeviren bir taraftar kitlesi var. Ya biz kiminle mücadele ediyoruz? Allah aşkına bizim bizim rakibimiz kim? Bizim maçlarda rakibimiz kim? Ya doğum günün olabilir anlarım. Bilmem ölüm günün olur kutlarsın anlarım. Bak ölüm gününü bile kutlamayanlarım. Ciddi söylüyorum artık öyle bir seviyeye geldim. Ya Kadıköy'de maça gelmişsin. Yani destek yok bir şey yok. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun ya. Cidden arkadaşlar çok sıkıntılı bir durumdayız. Yani ya da daha başka da bir şey söylemek istiyorum da. Kimseyi de kırıp incitmek istemiyorum. Lütfen Kadıköy'deki taraftarımız. Lütfen. Yani 5 6 4 5 tane lig maçı kaldı. Şu turu falan geçersek edersek belki 2 tane Avrupa maçı kaldı. Yani 7 tane maçımız kaldı. 7 maçta Fenerbahçeli olabilir misiniz? Yani çok zor değil. Bu arada maça dair de bir şey söyleyeceğim. Arkadaş Fenerbahçe maçta geçmiş Türk devletlerinin bayraklarını astı. Çok da güzel bir şey. Üstüne de Türk'ün kalbi seni atar. Şey, altına da Türk'ün kalbi seni de atar diye bir şey koydum. Doğru bizim marşımızda da var bu cümleler. Ve biz bundan gurur duyan bir takımız. Yani biz gurur duyarız. Rakipleri falan o başkasını bilemem ben. Onlar kendileri bilir. Ben onu bilemem. Ben ona karışamam. Ama bunu siyasi bir malzeme yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Ve Fenerbahçe üzerinden yine bir siyaset. AK Parti ve CHP birbirine girmiş durumda. Çünkü Osman Aşkın bak spor bakanı. Görseli paylaştı. Türk'ün kalbi sende alır kısmını yer. Yani keserek paylaştı diyorlar. Hayır arkadaşlar sosyal medyada iki tane şey var. Bir de Ekrem İmamoğlu aynı görseli paylaşmış. İkisinden içinde diyorlar ki Türklükten utanıyorlar mı Türk değiller falan. Ya arkadaşlar sosyal medyada iki tane görsel vardı. Birinci görsel bayrakların yer aldığı görsel. Bu görsel geniş açıdan çekilen. Bazı futbolcuların paylaştığı görsel. Diğer görsel ise maç önü hani takım posteri şu görsel arkadaşlar bakın. Şimdi şu görselde şu şekilde yani paylaş paylaştığınız zaman kadraja sığmıyor. Yani Türk'ün kalbi sende bak şimdi. Kadraja mecbur şu şekilde sığıyor. Yani ortada iki görsel var. Hocam şöyle yapıp paylaşamazlar mıydı? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ah dur tam ekran vereyim. Arkadaşlar öyle yapıp paylaştığın zaman görüyor musunuz? Biraz daha saçma tuhaf olmuş oluyor. Ya burada amaç şu Fenerbahçe üzerinde milleti karıştırmak birbirine çattırmak ondan sonra da bak Fenerbahçe yüzünden oldu demek. Gerçekten de ayıp. Ya bu, bu gerçekten de ayıp arkadaşlar. Ben buna hani ee, karşıyım. Bir de Ceko'nun şeyine de devam edeyim. Yani yine de %100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu. Çünkü nitekim diyor son turda Union St. Julius'e maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik. Ama evimizde kaybettik. Tabii ki en önemli ee, en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelen en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak diyor ki haklı da. Şimdi İrfancan Kahveci'den olay paylaşım. Gördünüz mü bu paylaşımı? İrfancan Kahveci Olympiakos'a küfür etmiş arkadaşlar. Ana avrat ağzına ne geliyorsa saymış. Hocam yok artık gerçekten mi? Hemen bakmam lazım hocam. Lan yok öyle bir şey ya. Ya şimdi ben bazen buralara başlık atıyorum şey yapıyorum tartışıyorsunuz bende ama. Yani neyse İrfancan Kahveci eşleşme sonrasında bir açıklamada bulunmuş. Ya yani bir paylaşımda bulunmuş. Türk'ün kalbi sende atar notunu düşmüş arkadaşlar. Aynı bu görseli paylaşmış. Bak görseli paylaşmış. Ee, ve bu görseli de Türk'ün kalbi sende atar diye paylaşmış. Şimdi bunu art niyetli çevreler yani art niyetli çevreler diyorlar ki bak İrfancan Kahveci de işte atıyorum Ekrem İmamoğlu'na taş attı. İşte Osman Aşkın Bak'a taş attı. Birincisi şu kirli emellerinizi lütfen alın. Fenerbahçe üzerinden başka bir yere odaklayın. İkincisi herkesin kalbi sizin kadar pis değil, çirkin değil. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe siyasi hiçbir şeye karıştırmayın kardeşim. Fenerbahçe'yi karıştırmayın. Depolun gidin kimi karıştırıyorsanız karıştırın. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Arkadaş bana ne kim neyini paylaştı paylaşmadı. Kim Türklükten dem vurdu kim vurmadı. Ben ya insanlar yapmacıklıktan çıksınlar yeter başka bir şey istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den ilginç bir rastlantı, ilginç bir tevafuk. Şimdi konferans liginde Olympiakos'u çektik. İki kulüp iki günde iki farklı kulvarda karşı karşıya gelecek. Şimdi e, Olympiakos sonrasında diyorum. 11 Nisan'da ilk maç 11 Nisan'da Pire'de, Rövanş 18 Nisan'da. Kadıköy'de oynayacak. Hocam premire bulaşır gitmeyelim. 11 Nisan futbol, 12 Nisan basketbol maçı. Euroleague'de arkadaşlar iki takım Euroleague'de karşı karşıya gelecekler. 12 Nisan'da Fenerbahçe Beko yine 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 Olympiakos'ta karşılaşacak. Ve sanırım ikisi de Yunanistan'da bir gün arayla iki maçında olmasa ya bu da birazcık Fenerbahçe şansı mı diyeyim? Şanssızlığı mı diyeyim? Bahtı mı diyeyim? Bahtsızlığı mı diyeyim? Şimdi ben taraftarımızdan cevaplamasını istediğim bir soru var Fenerbahçe taraftarının. Özellikle cevabı. Öncelikle nasıl bir kura çektiğimizi soruyorum. Finale uzanır mıyız diye. E, Twitter hesabıma bakıyorum arkadaşlar notlarımı aldığım için. Kadıköy Sokak Fenerli duyma. İlk maç 11 Nisan'da orada 18 Nisan'da evimizde. Ben bunu çok beğendim. Olimpiyakos elememiz halinde yarı finalde Aston Villa ile eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Acaba kurada hile var mı? Bence var. Yani bence kurada hile var. Ciddi söylüyorum. Normalde bizim Aston Villa ile eşleşmemiz lazımdı. Ya bizim normalde Aston Villa ile eşleşmemiz lazımdı. İlk maçı da evimizde yapıp umutları falan taşıyamamamız lazımdı. Bunu söyleyeyim. İkinci bir sorum. Fenerbahçe'nin Nisan ayı fikstürü arkadaşlar. Yine Kadıköy Sokak'taki gönderim. Şöyle göstereyim. Burada sorularım da var. Ben de yine aynı görseli kullandım. Bakın. Ben de görseli kullanırken bu görseli kullandım. Sonra siyasetçilere atıp tutmayın. Bunlar şöyle mi böyle mi diye. Yani iki görsel var belirttiğim üzere. Ama tabii ben şu şekilde kullandım. Benim görselim hani küçük ekranda böyle e, gözüktü demeyin. ben bu görseli kullandım. Çünkü benim ortamı müsait, yerim müsait. Şimdi Fenerbahçe'nin Nisan ayı fikstürü. Bakın Adana Demirspor maçı 3 Nisan. Galatasaray maçı 7 Nisan ertelenmesi. Olympiakos 11 Nisan. Karagümrük 14. Olympiakos 18. Sivas 21. Beşiktaş 28. Yani Nisan ayında Fenerbahçe'yi ölümcül bir fikstür bekliyor. Hem de ne ölümcül. Muhtemelen Sivas maçı 21 Nisan 22 falan yapılır diye düşünüyorum. Ee, pazartesi aktarılır diye. Çünkü sonuçta deplasmana gideceğiz. Arkadaşlar burada Süper Kupa maçını ertelediğin zaman Adana Demirli 3 Nisan'da oyna. Adana Demirspor ile 3 Nisan'da oyna. Bu arada milli ara dönüşü. Galatasaray maçının olduğu şeyi çık. Normalde 7 Nisan'dı. Bu arada 3 Nisan çarşambaya denk geliyor. Bence bu da tam gerçi açıklanmadı ama ha şeyden dolayı 31 Mart'ta seçimler olduğundan dolayı arkadaşlar bu maçlar hafta içi oynanacak. 3 Nisan. Onu belirteyim. 31 Mart seçiminden dolayı bak. Milli ara dönüşü Fenerbahçe için de çok iyi olacak. 31 Mart seçiminden dolayı milli aradan geliyoruz. Orada e, sanırım Türkiye Milli Takımı'nın ikinci maçı 26'sındaydı. Bir hafta dinlenme imkanı olacak futbolculara. Milli takıma gitmenlere hemen hemen 3 haftalık bir ara olmuş olacak. 2,5 hafta diyelim daha doğrusu. Burada eğer 3 Nisan zamanı Fenerbahçe bu maçı oynar. Hafta sonunda milli maç e, şeyden dolayı, Fenerbahçe'nin bu fikstüründen dolayı maç ertelenirse ne ala? Ertelenirse sıkıntı. 3, 7, 11 diye gidecek bu sıkıntı. 11, 14 Kara gümlük. en azından Kara İstanbul içinde, yani Yunanistan İstanbul için. Sonra Olympiakos'a tekrar evimizdeyiz. Sonra Sivas maçı var. Yani aklına 6 soru takıldı. Bir diyelim ki Türkiye Kupasından elenmemiş olsaydık, hangi arada bu maçları oynayacaktık? Bunu planlayanlar hiç mi bunu düşünmedi? Düşünmemiştir. 2. Süper Kupa maçı ertelenecek mi yoksa ülke puanını elveda mı denmek istenecek? 3. Fenerbahçe taraftarı bu şekilde yani bu fikstürde şu zorluğu görebiliyor mu? Evet, zorluğu görebiliyor musunuz fikstürde? 4. Fenerbahçe sağlık ekibi bu bölümde oyuncularımıza iyi bakabilecek mi? Yoksa parol iç geçer devam mı olacak? 5. TFF Fenerbahçe'nin başarısından rahatsız mı? Bunu en çok da bunu merak ediyorum. 6. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanın farkında mısınız? Hadi cevaplara. Ya ben bir şey paylaşıyorum. Adam dalga geçiyor. Ben bir şey paylaşıyorum. Adam dalga geçiyor. Arkadaş birlik beraberliğe en ihtiyacımız olduğu anlardayız. Ya ben şunu söylüyorum. Ee, kanala diyorum abone olun, destek olun. Bu da sürekli kanala abone olun diyor. Ya üye olun diyoruz. Ya ben para veremem. Zaten üyeliği değiştirme fikrim var arkadaşlar. Şu milli araya bir girerim. Sanırım köklü bir çözüm yapacağım üyeliğe. Ya kimse üye olmayacak ya da sadece özel insanlar üye olacak. Hatta videoların izlenmesi de bu kadar azken gerçekten üzüntülü bir durum. Olympiakos'la ilgili bir şey de belirteyim. Sarı kart cezalıları Konstantinos Fortunidis ve Daniel Podense Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. İlk 11'de oynayan 10 numara ve orta saha pozisyonda oynayan oyuncular arkadaşlar. Yani iki kritik oyuncusu Fenerbahçe'ye karşı yok. Aslında bir nevi de müjde niyetinde. Ha Fenerbahçe kendi ipini kendi kesecek. UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza ben dememiş miydim? Ne oldu? Şoma azdı. Bilmem ne. Sen de videolar izlersin diye başlığa diyorsun ki bilmem flash ceza falan filan. Lan adam adamlar bizi eleme peşindeydi. Siz ne neden bahsediyorsunuz? 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası. İyi de hocam çeyrek finaldeyiz. Velev ki kazandık inşallah. Yarı finaldeyiz. Velev ki onu da kazandık. Finale çıkıyoruz. Hocam finalde seyircimiz olmayacak mı? Bu grup aşamasının bir nevi grup aşaması olduğu için finalde arkadaşlar bir şeylik yok. Finalde taraftarımız gidebilir. Ama bir sonraki yılda da bir maç sarkar. Dua edelim de gerçekten diyorum dua edelim de ya, çeyrek finali yarı finali çıkalım da tek derdimiz bu olsun. Ya cezanın nedenleri havai fişek. Sahayı yabancı madde atma. Zarar verme. Ya erteleme disiplin cezasının uygula, uygulaması da var. 3 maç taraftara ceza ceza var. 80.000 euro da para cezası var. Kırılan 15 koltuğun onarımı için Union Saint ile temasa geçirmesi de istendi. Ucuz yırttık. Ha bilmiyorum. Siz benden aynı düşünür ama ucuz yırttık. Gerçekten ucuz yırttık. Hani 3 kupa almak istiyor falan filan. Alexander Ceferin geldi hocam. Ceferin de geldi bize sapladı. Cezayı gitti. Ulan belki de o Ceferin gelip Fenerbahçe taraftarının, stadyumdaki taraftarın ruhsuzluğunu gördü. Dedi ki olan bunlardan bir şey olmaz. Herhalde provokatördür falan dedi herhalde. Çünkü tarafta tribündeki taraftar ruhsuzdu. Bunlar madde falan atamaz ya. Demek ki bunların dedi işine birisi karıştı dedi. Herhalde. Yani bir taraftan şansımız yani. Ya işin kısası şu. Fenerbahçe işine bakmak zorunda. Fenerbahçe önüne bakmak zorunda. Fenerbahçe şu zor fikstürden çıkmak zorunda. Hocam Nisanlar bizimdir. Şöyledir böyledir. Ya Nisanlar bizimdir. Haziranlar bizimdir. Bunlar şey sorular ya. Nasıl diyeyim size. Bunlar tuhaf sorular. Geçin bunları. Bunlar hani milleti birbirine kırdıran sorular. Ya bunları geçin. Bu arada rakip de ben bir şey dikkatimi çekti. Son dönemde Yunan futboluna damga vurmaya başaran bir takım. Ön plana çıkan futbolcularına tanıdık isimler var arkadaşlar. Şu tarihte kuruldu falan geç. Bu sezonki Avrupa macerası. Avrupa Kupalarını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda başlamış. Genki saf bırakmış. Sırbistan'ın Çukar 2-2-2 takımıyla eşleşmiş. <laughs> i̇ki maçta da elemiş. E, Freiburg, Başka Topala, West Ham United'ın eşleşmiş. 3. sırada yer almış. UEFA konferans tekniği. Yani West Ham'ı Freiburg'u bir de başka topala takımlar arasında üçüncü olmuş. Ferenci var şu saftışı bırakmış. Makabip Tel Aviv'e işte, yenmiş. daha doğrusu elemiş diyeyim yenmiş demeyeyim. İlk maçta rezil oldular oraya ama. Şimdi eleyip geldiler. Karşımızda rakibimiz arkadaşlar. kadro değeri 110 milyon euro. Galatasaray'ın elendiği Sparta Pırağ'ın iki katı. Onu da belirteyim. Hani köy takımı köy takımı. Fenerbahçe kimle yapsa köy takımı Galatasaray kimle yapsa dünya ne takımı. Bu adam Makabe Tel Aviv'de 19.67 milyon euro. Bunları altı attılar da şöyle böyleler falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani ciddiye alınmadı. İlk maç pek rotasyonda çıktılar ben bilemem. Aa, A, A 9 poşu. Ayup El Kabi 15 golle dikkat çekiyor. Ayup El Kabi hatırladınız mı Hatay Spor? David Karmo, Hezze, Kamera var. Medi kamera. Sağ kanatta Podensef. Santrafor'da Fran Navarro. Fran Navarro bir dönem bizim transfer listemizde hatırladınız mı? Stefan Jovetic de Olympiakos'un kadrosunda diyor. Ben şöyle tanıdık isimlere bir bakayım. Anastasios Tserios var. Muhtemelen yaşlanmıştır. Jovetic Sırp. Masoaros var. Bize karşı ilk maçta yok. Ee, bah var. Yunus Yusuf El-Arabi var. Ayup El-Kabi var. Portunius bize karşı yok. Anastasio Sapanotis falan diyor. Hani tanıdık başka isim var mı diye. Joao Carvalho. Hez de var. Santiago Heze. Yani hiç değer bir takım. Bence dişimize göre bir rakip çektik. Ha turu da geçmek istiyorsak bir şeyler de başarmak istiyorsak yani bir zahmet. Ya bir zahmet bir şeyler de yapmamız lazım. Ben bunları söyleyeyim. Hani kurada hile normalde bize Aston Villa'yı çektirmeler lazımdı. Neyse yarı finalde çektirecekler. Ya ben açıkçası gidebildiğimiz yere kadar gidelim diyorum. Macera nereye kadar devam etti oraya kadar devam edelim istiyorum. Yani finale çıkarız çıkmayız. Ha şunu söyleyeyim. Biz olimpiyakosu elememiz halinde atıyorum kafadan. Victoria Pilsen Fiorentina eşleşmesinin galibiyle ya da Kulüp Brüş Paokun galibiyle eşleşmiş olsaydık. Vurucağızımda ya da yalan söylemeyin finale kadar çıkarız. Hani şansımız %51 derdim. Hatta %70 derdim. Doğru ya doğru. Şimdi çeyrek final için ben şansımızı %51 görüyorum. Yarı finale çıkmanın şansını %51. Yarı finalde ise o zaman konuşuruz. Bir de maçlar sahada kazanılıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Bizim elediğimiz Sençülü ise inanıyorum Olympiakos'tan daha zorlu bir rakipti. Çünkü diriydi. Ne yapacakları belli değildi. Sistem takımıydı. Olympiakos'un nispeten biraz daha şey. Olympiakos başkanının Fenerbahçe'ye dair aşağılık sözleri vardı. İnşallah kulübümüz unutmaz. Size 1453 daha doğrusu 100 falan diye bana. Yani e, bana. Hani 1453'e vurgu yaptığımız bir pankart vardı. Neden ilk maçta fişi çekip ikinci maçta o pankartı asmayalım? Düşünsene Türk yani kendini Türk hisseden herkes belki Fransız hisseden ama Türk pasaportu olan herkes onlar bile gururlanırlar. Böyle bir şey olsa ilk maçta turu cebimize koyacak ama bu adamlara karşı turu cebine koyduğunda diyemiyoruz. Bak herifler 4-1 yenildi. İkinci maçta 6-1. Hem de deplasmanda 6-1 yendi. Demek ki neymiş? Ciddi alınacak bir rakipmiş. Hani kura şansı bence dişimize göre bir takım çektik. Hayırlısı. İnşallah Fenerbahçe üzerinden de millet birbirine siyasi çatışmaya girmez. Belasını biz çekmeyiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Birlik beraberle en ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Sevdiklerinizi kanala abone edin arkadaşlar. Bakın bu artık üstünüze düşen bir sorumluluk. Bu artık üstünüze düşen bir sorumluluk. Transfer duyumlarına da başladık aslında. Üye arkadaşlara veriyorum. Daha da vereceğim inşallah ama burada bir olayımız var. <laughs> bir durumumuz var. Transferde üyelere direkt abonelere videolarda veriyoruz. Yani videoları izlemeyen arkadaşlar mahrum kalıyorlar. Bunu benden bilmeyin. Bu sizin hatanız olur. Videoları izleyin. Bütün duyumlar videolarda yer alıyor. Ha, herkes üye olmak zorunda değil. Biz 15 TL'ye çektik ki herkes üye olsun diye ama aldığımız tepkiler işte üye arkadaşların bir videoyu izlememesi ne bileyim üye duyumlara ulaşmaması da bazı düşüncelere itti bizi. Bakalım arkadaşlar ona göre bir karar alacağız karar vereceğiz. Hayırlısı olsun herkes için. Görüşmek üzere sizden destek bekliyorum.